çok uzun yıllar, Latinceden tam olarak çevirmeye çalışayım sana. Sineklerin de dalakları vardır. Buyurun şimdi. Şurik yani hani bir niye böyle bir şey desinler? Çok uzun düşündüm bunu. Çok uzun geceler, çok uykusuz, huzursuz, evet. Karanlık, puslu, ışıksız geceler boyunca düşündüm. Ya bir insan niye böyle bir şey söyler? Bir de Latince niye söyler? Belli ki Latin kendisi yani. Herhalde yani Brezilyalı falan. Evet. Ya da Lig yemek ki Antalya o taraflar. O da olabilir. İspanyol da olabilir. İspanyol da olabilir. Uzun araştırmalar sonunda şuna ulaştım. Mesela benim bir yani hayatımdaki büyük yüklerden birinin kalktığı bir andır. Eskiden her organa bir işlev yüklenirmiş. Mesela kalp sevme. İşte niye kalp diyor? Kalp dediğim yürek yani, onu terbiye etmeye bile gerek yok yani. Öyle evet yani sever. Yani kalpten sevmek. Evet, yani kavurması da olur. Evet. Yürek ya hani benim aklıma gelen yani kalp deyince. Evet. Fırında de olur. Güveci de. Yani yok yani. Şimdiki sen yani nasıl yani? Hani sevme işlemini gerçekleştiren bir şeyi nasıl yani olarak yani bu nasıl bir insanlık? Yani dolayısıyla kimsenin kalp yememesi lazım. Yani bu noktadan yola çıkarak şeyi öğrendim. Dalak da gülme işlevini yerine getiren organ olduğuna inanılırmış o yıllarda. Dalağını yarmak gibi bir şey. Evet. Yani gülmekten dalağını yarmak, gülmek. Dolayısıyla sineklerin de dalakları vardır Latince. Ya onlar da güller anlamında. Sineklerin bile bir mizah duygusu vardır. Evet. Manasına gelen bakın Latince. Şimdi, bakın. Ama yani nasıl bir yük kalktı üstüne. Bakın. Hayır. Bir lafı dönemiyle söylendiği kültür ve bilgi çerçevesi dışında değerlendirmek bizi yanlış yerlere götürebilir ama bunun bir sakıncası yok bence. Bence de her zaman çok kreatif buluyorum bunu mesela. Her şekilde düşünülebilir mesela bir şey. 1000 yıl önce söylenmiş bir şeyi bence bugünün aklıyla yorumlamıyorsak bize söylenecek tek şey var. Hadi be oradan. Evet. Hadi be oradan. Hadi be oradancılık. Evet. Evet. Dolayısıyla size katılıyorum bu şeyinizde. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hay ağzınızda bin yaşayın. Çok mersi. Siz de inşallah. İnşallah.